Aspor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bir güne daha sabah sporuyla birlikte başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca beraberiz. Öne çıkan spor gelişmelerine hep birlikte bu 3 saat içerisinde bakacağız. Haberlerimiz dolu dolu, gazete manşetlerimiz var. Skype ve stüdyo konuklarımız da yine sizlerle olacak. Ve hemen şöyle şampiyonluk görüntüleriyle başlamış olalım. Galatasaray Trendyol Süper Lig ve Süper Kupa zaferini dün taraftarıyla birlikte kutladı. Galatasaray Lisesi'nde başladı coşku. Sonrasında üstü açık otobüslerle futbolcular ve teknik heyet stada geldi. Evet, devam ediyoruz haberlerimizle. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de netleşiyor. Evet, ekranlarınıza bir tweet geldi. Bununla devam edelim değerli izleyenler. Fatih Terim sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Sizleri tüm sezonda gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. Galatasaray Spor Kulübü 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun mesajını iletti. Gazete manşetleriyle devam edelim. Günün haberlerinde hep birlikte bakalım şöyle neler var. Tabii ağırlıklı olarak, hatta neredeyse tüm sayfalarda Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını görüyoruz. Fotomaç gazetesiyle hemen şöyle bir başlayalım. Süper şampiyon diyor Fotomaç ve 1001 gece masalı başlığı kullanılmış. Icardi'nin iki kupayı birden kaldırırken görüntüsü var. Birçok görüntü yer alıyor oyunculara dair. Çifte kupa ellerde, böyle kutlama görülmedi. Icardi yine göklerde drone gösterisini ekranlara getirmiştik az önce bir kısmını. Keyifli bir kutlamaydı Galatasaray camiası adına. Rekorları kıra kıra şampiyon olan Cimbom dillere destan bir törenle kupaları havaya kaldırdı. Rams Park'taki tarihi gecede 50 bin taraftar şampiyon tezahüratlarıyla yeri göğü inletti. Galatasaray Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğunu dünyada benzeri görülmemiş bir şovla kutladı. Fanatiğe geçelim. Şampiyon Galatasaray. Oyuncuların yine kupayı kaldırırken görüntüleri var. Bu sezonun şampiyonluğun mimarları. 102 puanla rekorları birer birer tarihe gömerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Sarı Kırmızılar, muhteşem zaferin coşkusuna Galatasaray Lisesi'nde başladı. Tüm takım burada üstü açık otobüse bindi. Yüzlerce araç ve motosiklet eşliğinde Aslan Tepe'nin yolunu tuttu. Rams Park'ta tam anlamıyla gövde gösterisi, müthiş bir şov vardı. Önce şarkıcılar sahne aldı, tribünleri dolduran taraftarları coşturdu. Daha sonra Sarı Kırmızılı Kupa şov başladı. Lig şampiyonu Galatasaray kadın futbol takımı madalyalarını aldı, kupasını kaldırdı. Dişi aslanlardan sonra sıra erkek futbol takımındaydı. Lig ve Süper Kupa şampiyonu aslanlar sahaya çıktığında coşku zirve yaptı. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Benzer görseli burada da görüyoruz. Aslan kükredi, Türkiye dinledi. Rams Park'ta konserler, ışık şovları, dans gösterileri ve marşlarla taraftarlar havaya girdi. Futbolcular tek tek seçtikleri şarkılarla podyuma çıktı. Hem Süper Kupa hem de Lig Kupası havaya kalkınca coşku tavan yaptı. Şampiyon da tacını taktı. Geceden önemli görüntüler var. Mertens'in oğlunu görüyoruz. Büyük ilgi vardı kendisine. Icardi'nin eşi Vandanara ve çocukları da tribündeydi. Hürriyet gazetesine bakacağız. Beşiktaş'a dair bir haber. Siyah beyazlı kulüple sözleşmesi biten Salih Uçan Hürriyet'e içini döktü. Beşiktaş'tan para değil, adalet istedim. Eski ve yeni yönetimlerden para talebim olmadı. Sadece adaletli bir gelir dağılımının olmasını istedim. Amir Hacı Ahmetoviç'e yılda 1 milyon 200 bin euro veriyorlar. Ben 250 bin euroya oynuyorum. Hepsi bu. Bugüne dek Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç düşünmedim. Fakat sezon sonu gelmiş olmasına rağmen hiçbir yönetici kalmam konusunda beni bir girişimde bulunmadı. Beni bu konuda ikna etmedi diyor Salih Uçan. Sayfanın devamına bakalım. Sen dünyanın en iyi koçusun. Panathinaikos'u Turkish Airlines Euroleague şampiyonu yapan Ergin Ataman Yunanistan'da günün adamı oldu ve NBA'nin yıldızı Giannis Antetokounmpo da finalden sonra Ataman'ın yanına gelip hayranlığını dile getirdi.
Milliyet gazetesi üçü bir arada başlığını kullanmış. Galatasaray gala gecesinde futbolda şov yaptı. Süper Lig, Süper Kupa ve kadın futbol takımının zaferleri dün taçlandırıldı. Seninle Bir Dakika şarkısı özellikle dün en çok çalınan şarkılardan biriydi. Özbey'in 7. harikası Konyaspor maçı öncesinde rekor oyla yeniden başkan seçilen ve bir gün sonra şampiyonluk gören Başkan Özbek haklı bir gurur yaşıyor. Başarılı yönetici başkanlık koltuğunda 7. kupasını elde etti. Bir gün arayla çifte zafer elde ederek büyük mutluluk yaşayan patron kupa koleksiyonuna yeni bir parça daha eklemiş oldu. Yazılı basınla devam edeceğiz. Fenerbahçe ve Galatasaray için bakalım bugün hangi haberler ön plana çıkıyor. Foto maçın ikinci sayfası şampiyon Galatasaray'a ait. Buradan başlayacağız. Gece yarısı partisi. Görüntüleri görüyorsunuz. Florya'dan taraftarlar akın etti Florya'ya ve Galatasaray taraftarıyla burada bütünleşti. Cimbom Konya dönüşü soluğu Florya'da aldı. Şampiyonluğu kutlayan aslan da Icardi'nin giydiği Ali Koç forması geceye damga vurdu. Büyük bir coşku yaşayan taraftarlar takımın mabedi Florya'daydı. Sarı kırmızılı oyuncular balkonda, taraftarlarsa Florya'nın zemininde şampiyonluğu birlikte kutladı. Krallar Aslan'dan. Icardi gol kralı olurken Mertens en fazla asist yapan oyuncu unvanını elde etti. Yeni imparator Okan Buruk. Üst üste iki şampiyonlukta tarihe geçen Okan Buruk'un istatistikleri de göz kamaştırıyor. 97 maçta 75 galibiyet, 226 gol, 2.41 ortalama ve 3 kupa kazandı. Fanatiğe geçelim. Fenerbahçe'nin büyük hayali Karim Benzema. Sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de sıra başkanlık seçimine geldi. İki aday da transfer planlamalarına başladı. Ali Koç 8-9 Haziran'daki kongreye kadar önemli isimlerle anlaşma sağlamak istiyor. Listenin zirvesinde ise dünyaca ünlü bir yıldız var. Karim Benzema. Fransız golcü astronomik maaşına rağmen Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı ve ayrılık kararı aldı. Koç'un Kuşadası açıklarında yer alan Yunan adası Samos'ta 36 yaşındaki forvetle görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu transferde asıl zorluk Suudileri ikna etmek olacak. Aziz Yıldırım Mourinho'ya gidiyor. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladığı ilk konuşmasında Mourinho ile görüştüğünü ve seçilmesi halinde kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuştu. Yıldırım daha sonra Ali Koç'a seslenerek siz de onunla ilgileniyorsunuz. Gidip anlaşalım, eğer siz kazanırsanız maliyetin yarısını ben karşılayacağım demişti. Bu çağrı olumlu yanıt bulmadı. Aziz Yıldırım dünya ünlü teknik adamı imza aşamasına getirmek için kolları sıvadı. Habere göre başkan adayı Yıldırım, cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalini oynayacağı İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek. Orada Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bitirim ikili bakalım kimmiş? Dzeko, Batshuayi, İrfan Can Fenerbahçe'de bu sezon ligde birçok isim etkili performans sergiledi. Ancak Tadic ve Szymański gol ve asist sayısında çift tanelere ulaşmayı bildi. Sarı lacivertlilerde en son 1998-99 sezonunda iki oyuncu birden bunu başarmıştı. Sabah gazetesine geçiyoruz. 17. sayfa. Mehmet Özcan'ın özel haberi. 2026'ya kadar Buruk değil, mutlu. Üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Buruk imzayı atıyor. Başkanlığa seçilen Dursun Özbek görev süresi boyunca çifte şampiyonluk yaşatan Buruk'la yola devam edecek. 50 yaşındaki çalıştırıcının ücreti 50 milyon Türk lirasına çıkacak. Ve dünya Galatasaray'ı konuştu. Sarı kırmızılı takımın şampiyonluğu dış basında geniş yankı bulurken 102 puanla rekor kırıldığına vurgu yapıldı. Icardi'ye de övgüler yağdı. Florya'da son tango. Metin Oktay tesislerindeki geleneksel kutlama sabah saatlerine kadar devam etti. 20 bin taraftarla orada da dev bir kutlama yapıldı. Hürriyet gazetesine gelelim. Icardi Florya'yı koçla coşturdu. Galatasaray'da Konya dönüşü tesislerde yapılan kutlamalara Arjantinli yıldız damga vurdu.
Konya'daki kutlamalar ve tesislerdeki şölende Fenerbahçe ve Koç'a gönderme de vardı. Golcü futbolcu balkona aşkın olayım şarkısı ve meşalelerle geldi. Taraftarla kutlama yapan Mauro Icardi önce Fener ağlama tezahüratını başlattı. Ardından da ezeli rakip Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu Galatasaray formasını giydi. Taraftarların Icardi tezahüratlarında yine Koç'a gönderme yapıp uyku hareketiyle yanıt verdi. Galatasaray 102 puanla kazandığı şampiyonluk tüm dünyanın da dilinde, dış basında da geniş yankı uyandırdığını söylemiştik. Mesela Almanya'dan Bild gazetesi drama sonunda şampiyon Galatasaray son hafta kazandı ve şampiyon oldu diyor. Yine Sky Sports, AS gazetesi gibi önemli gazetelerde başlıklarına Galatasaray'ın şampiyonluğunu taşıdı. Takvime de bakacağız. Fener'in son şampiyonluğunda Haaland 7. sınıftaydı. Galatasaray taraftarları Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda Erling Haaland 7. sınıfa gidiyordu. Askerlik 12 aydı. Dolar 2, Euro ise 2.95'ti. Paylaşımlarıyla ezeli rakiplerinin durumunu tiye aldı. İşte 6 yılın bilançosu. 98 transfer, 186 milyon euro harcama, 11 teknik adam ve 0 şampiyonluk. Yıldırım, Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var burada da. Mourinho ile tekrar görüşeceğini biz de az önce gazetelerde bahsetmiştik. Edin Dzeko ile ilgili bir detay. Emekli olmayı düşünmüyorum dedi. Ligde bu sezonu 21 golle tamamlayan Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko kariyer planı hakkında açıklamalarda bulundu ve şu an emekli olmayı düşünmüyorum dedi. Evet, gazete manşetlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray için öne çıkan maddeler, öne çıkan haberler bu şekildeydi. Haberlerimize Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Teknik adam arayışındaki Beşiktaş, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 3. kez görüşme gerçekleştirecek. Devam edelim manşetlerle. Beşiktaş ve Trabzonspor için bakalım bugünün haberlerinde neler var. Foto maç 5. sayfaya bakacağız. Sayfa 2'ye bölündü. Trabzonspor ve Beşiktaş'a dair haberler. Hemen soldan başlıyoruz. Fırtına seri başı Trabzonspor ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmalarını seri başı olarak giren Bordo Maviller. Bakalım kimlerle eşleşecek muhtemel rakipler. Yunan ekibi Panathinaikos ve Krakow gibi önemli rakipler bekliyor. Trabzonspor'u Beşiktaş kısmında kupaya tutundu. Ligi 6. sırada bitiren Kartal 12 yılın en kötü sezonunu geride bıraktı. Feda sezonu olarak bilinen 2012-13'te dahi 58 puan toplayarak 3. olan Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı ve UEFA Avrupa Ligi playoff turunu garantiledi. Fanatik gazetesinde Beşiktaş için transfere dair haberler var. Sezonu Türkiye Kupası ile kapatıp moral bulan Beşiktaş yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı için düğmeye bastı. Artık sadece transfere odaklanan yönetim Angel Di Maria, Sebastian Haller ve Mario Hermoso için çalışmalarına da hız verdi. Semih Kılıçsoy ile ilgili bir detay. Kara Kartal'ın sezon boyunca ligde attığı 52 gol 12 farklı futbolcudan geldi. Siyah beyazların ligdeki en skorer ismi ise 11 golle Semih Kılıçsoy oldu. Sabah gazetesine bakalım. Çağdaş Halıcı'nın haberi. Onana dert oldu. Marsilya Beşiktaş'tan kiraladığı Kamerunlu yıldızın opsiyonunu kullanmayacak. Siyah beyazların 4 milyon euro bonservis ödediği 24 yaşındaki ön libero Fransız devinde de hayal kırıklığı yaşattı. Kartal da yeni sezon planlamasında düşünmediği oyuncuyu göndermek istiyor. Milliyet'e bakalım. Kartal'da sıra hocada hemen sayfanın alt kısmında Cengiz Malgır'ın haberi. Siyah beyazlar sezonun bitmesiyle birlikte teknik adam arayışlarına da hız verdi. Yerli adaylar arasında Sergen Yalçın'ın ilk sırada yer aldığı söyleniyor. Yabancı da öne çıkan bir isimin bulunmadığı detayı da var. Son gazete takvim olsun. Sayfanın en altına geleceğiz. Yine tek teselli Avrupa. Az önce haberlerimizde de bahsettik. Trabzonspor kupasız kapattı bu sezonu ama önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele etmek önemli bir teselli oldu.
Evet, devam edelim. Şampiyon Galatasaray 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacak. Tabii muhtemel rakipler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Haberimizde bir şöyle detaylara bakalım. Dünyadan spor demiştik, o zaman bir Skype bağlantısıyla devam etmiş olalım. Hüseyin Özkök konuğumuz olacak. Avrupa'da da tabii gelişmeler var. Kendisiyle beraber konu başlıkları olarak konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Güzel bir hava, güzel bir manzara. Nasılsınız? Günaydın Demet, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Evet, güzel bir hava var. Dün gece aslında yağmur yağdı. Ben fark etmedim ama sabah bir baktım her yer ıslak. Hatta balkonu da temizlemek zorunda kaldım. Sular içinde yayın yapmamak için yağmur yağmış, fark etmemişim ama bugün çok güzel bir hava var. Peki başlayalım o halde. Avrupa'da kupa finallerinde hafta sonu heyecanlı anlar yaşanacak. Tabii gözlerimiz ilk önce Şampiyonlar Ligi'nde. Az önce haberde de ekranlara geldi. Arda Güler'in oynaması hepimizi o maça kilitleyecektir diye düşünüyorum. Diğer yanda da tabii Olympiakos Fiorentina mücadelesi de var. Şöyle sözü size bırakayım hemen. Neler bekleyeceğiz hafta sonunda? Evet, Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Olympiakos Fiorentina maçı var. Maç Atina'da, Olympiakos'un şansına finale kadar gittiler ve kendi ülkelerinde, kendi evlerinde, yani kendi statları olmasa bile kendi evlerinde en azından bu finali oynayacaklar. Ama tabii ki bu demek değildir ki tamamen Olympiakos seyircisi olacak stadyumda. Tabii ki yarı yarıya olacak UEFA kuralları gereği, final maçı sonuçta. Diğer yandan da hafta sonu Şampiyonlar Ligi'nde finali var. Real Madrid'de Dortmund karşı karşıya gelecekler. Londra'da Wembley stadında. Kısmetse ben de orada olacağım. Güzel. Oradan da yayın yapacağız inşallah cumartesi günü. Şimdi Wembley demişken hemen geçtiğimiz hafta sonu oynanan ülke kupa finallerine de dönelim istersen. Tabii. Demet. Birçok ülkede kupa finali oynandı. Bizde de Ziraat Türkiye Kupası Perşembe günü oynanmıştı ama hafta sonunda birçok ülkede finaller oynandı. Manchester United, Manchester City'yi beklenmedik şekilde 2-1 mağlup etti finalde. City ağır favoriydi ama evet. United karşılaşmayı kazanmayı başardı. En çok gördüğüm İskoçya'da görüntü de Altay'ın kupayı kaldırdığı görüntüydü sosyal medyada. Evet, Altay da kupayı kaldırdı. O da ilk sezonunda en azından bir kupa kazanmış oldu. Celtic Rangers finali vardı İskoçya'da. Celtic Rangers'ı 1-0 mağlup etti. Fransa'da Lyon Paris Saint Germain finali vardı. Orada da Paris Saint Germain Lyon'u 2-1 mağlup etti ki Lyon bu sezonun aslında düşmeme mücadelesiyle başlamıştı. Sonradan toparlandı ve ligde de belli bir yere geldi. Artı kupada da finale kalmıştı ve mağlup oldu ama. Leverkusen Kaiserslautern Almanya Kupası finali vardı. Orada da Leverkusen bu Avrupa Kupası finalinden sonra, Avrupa Ligi finalinden sonra moralini bozmadı ve Kaiserslautern'i zor da olsa 1-0 mağlup etti Çaka'nın golüyle ve Almanya Kupası'nı kazandı. Böylece yerel bazda Bundesliga'da ve Kupa'da namağlup olarak iki kupa birden kazandı Leverkusen. Bunu da söyleyelim. Yunanistan'da da Panathinaikos Aris finali vardı. Fatih Terim sonrası Panathinaikos finalde Aris'i 1-0 mağlup etti. Kupayı kazandı. Pazar günü de Porto Sporting'i uzatmada 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nı kazandı. Hafta sonu kupalarda böyle geçildi. Yoğun bir hafta. Peki devam edelim. Konu başlıklarımızda evet. Atalanta var. Atalanta'dan Benfica'ya Şampiyonlar Ligi bileti geldi. Peki nasıl gerçekleşti bu? Evet, şimdi bunu seninle de daha önce konuşmuştuk. İtalya'nın 6 takımla Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali vardı. Bir tanesi bu en iyi 2 ülke kontenjanından bir tanesiyle 5. takım. Diğeri de işte Atalanta'nın Avrupa Kupası'nı kazanmasıyla elde ettiği Şampiyonlar Ligi'ne katılma kontenjanı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını Avrupa Ligi'nden elde eden bir takım kendi liginde ilk 4 içine girerse o unvan kontenjanı en iyi puana sahip ülke takımına geçiyor. O da Benfica'ydı ve Benfica eleme oynayacağına şimdi Atalanta sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Bu arada Roma'nın bütün hayalleri suya düştü. Atalanta kendi ülkesinin takımın hayallerini suya gömdü ve 6 takımla katılmasına engel oldu İtalya'nın. Ama ne yapacaksın, yani etik olarak Atalanta doğrusunu yaptı ve ilk 4'te olmayı garantiledi. Bologna'da 5. olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir diğer takım olacak. Benfica'da herhalde Atalanta'ya
teşekkür edecektir diye düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Peki Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörlerini buldu. Evet, öyle gözüküyor. Henüz resmi imzaların atıldığını söyleyemeyiz. Ama artık işler tamamen bitmiş halde gözüküyor. Barcelona'da Xavi'nin gönderilmesi kesinleşti. Ve yerine de Hansi Flick'in gelmesi an meselesi. Çünkü Barcelona Başkanı Laporta Hansi Flick'i çok beğeniyormuş ve onu getirmekte kararlıymış. Görüşmeler sürüyor. Herhalde kısa süre içinde, en geç önümüzdeki hafta imza atılacaktır ve Hansi Flick Barcelona ile imzalayacaktır. Bayern Münih'te Vincent Kompany ile Burnley ile Vincent Kompany için anlaştı. O da imzaya kaldı. Vincent Kompany için Burnley 20 milyon euro istiyordu ama 10 milyon artı bonuslar şeklinde 12-13 milyonu bulacak bir anlaşma yapmışlar galiba. Onun da imzası yakın zamanda atılır. Böylece iki büyük kulüpte nihayet uzun aramalardan sonra teknik direktörlerini buldular. Peki bakalım, ülkemizde de belirsiz olan takımlar var. Neler evet, olacak? Merakla bekliyorum. Başta Beşiktaş. Özellikle evet, Jose Mourinho konusu bayağı bir karmaşaya döndü. İki kulüpte sürekli görüşme halinde diye haberler görüyoruz ama merak ediyorum bakalım. Tam karikatür konusu olabilir. Bir taraftan Fenerbahçe çekiştiriyor kolundan, bir taraftan Beşiktaş. Karikatüristlere buradan güzel bir karikatür tavsiyesi vereyim. Evet, peki. Liverpool'da Klopp'a özel veda gerçekleşti. Cross'tan futbola bir veda partisi de var. Yine Klopp'un vedasının bir kısmını size konuşmuştuk. Özellikle o son maçtaki. O da oldukça keyifliydi. Şimdi Jürgen Klopp'a Liverpool taraftarları ve kulübü son maçta, Wolves maçında çok güzel bir veda yapmışlardı stadyumda. Ama bugün harikaydı. Bugün İngiltere'de yine Liverpool'da 11 bin kişilik bir salonda Klopp için yine özel bir veda partisi düzenlenecekmiş Demet. Klopp bugün Liverpool'da, hatta dün gidecekti Liverpool'a. Hafta sonunu Mallorca'da geçirdi, orada bir toplantıya katıldığı için. Şimdi Liverpool'a gitti ve bugün akşam 11 bin kişilik bir salonda kendisine özel bir veda partisi verecekmiş. Ve bu veda partisine katılmak isteyenler 350 euro ödeyeceklermiş. Herhalde 11 bin kişinin tamamını doldururlar salonda. Diğer yandan da Toni Kroos İspanya Ligi'nin sonlanmasıyla bir veda yaptı Bernabeu'da. Hakikaten Toni Kroos benim de çok yakından takip ettiğim kariyerini bir oyuncu. Mükemmel bir futbolcuydu. Hem Bayern Münih'te hem Real Madrid'de çok büyük başarılar elde etti. Onun aslında bu genç yaş sayılabilecek yaşta futbola veda etmesi üzücü bizler açısından. Hala oynayabilir. Modric takım arkadaşı 38'lerinde oynarken 34 yaşındaki Kroos niye oynamasın, ama o artık futboldan sıkıldığını ve normal hayat yaşamak istediğini söylüyor. Ve bu nedenle de futbolu bırakacağını söylüyor. Avrupa Şampiyonası sonrasında da futbola veda edecek. Ona da özel herhalde bir parti yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki devam ediyorum. Serie A şampiyonu Inter sessiz sedasız sahip değiştirdi. Peki iki soru: neden sessiz sedasız ve yeni sahip kim? Çünkü sessiz sedasız şöyle, İtalya'da belki biraz ses getirmiştir ama bizde basında ben mesela hiç rastlamadım. Ben de görmedim. Avrupa'da da çok böyle dile getirilmedi. Şimdi bu Inter'in Çinli sahipleri kulübü bayağı bir borca soktular. Inter son yıllarda İtalya'nın en başarılı takım olmasına rağmen ligde şampiyonluklar, işte Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene finale kalması, İstanbul'da oynaması, başarılar elde etmesi ve büyük gelirler sağlamasına rağmen bayağı bir borca girdi. Hatta pandemi dönemi sonrasında Inter'in Çinli sahibi Steven Zhang, Amerikan yatırım şirketi Oaktree'den 350 milyon, 395 milyon euro bir borç almış. Fakat bu aldığı borcu ödememesi üzerine bu Amerikan yatırım şirketi birkaç gün önce bir açıklama yaparak Inter'e adeta el koyduklarını bildirdi. Ve 395 milyonluk borcun ödenmemesiyle birlikte Inter artık Çin sermayesinden Amerikan sermayesine geçti. Ve bu Oaktree denen yatırım fonunun, şirketinin kulübü oldu. Şirketten yapılan açıklamada, ki ben onu okudum, Inter taraftarlarının ve camiasının hiç merak etmemesi gerektiği ve her türlü Inter'in başarıları için ellerinden gelenin yapılacağını belirtmişler. Ve Inter'in bu macerasının, bu başarısının sürdürmek için her türlü çabayı göstereceklerine ve
kulübün yönetimine kesinlikle dokunmayacaklarını, çok başarılı bir yönetim olduğunu, yani futbolu yönetenler, yöneticilerden bahsediyorlar, hani sahibinden değil. Öyle bir açıklama yapmışlar ve böylece Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun takımı da bir anda Amerikan sermayesinin takımı oldu. İşte bu büyük kulüpler, sahipli kulüpler böyle işte sahipler para ödemeyince, batınca sürekli el değiştiriyorlar. Üzülüyor insan tabii ki böyle köklü kulüplerin sürekli oradan oraya sürüklenmesine, ama yapacak bir şey yok. Günümüz dünyası böyle. Peki, yeni sahiplere de başarılar dileyelim. Bir diğer konu başlığımız ilginç. Fulhamlı Lucas Paqueta'nın 4 maçta bilinçli kart gördüğü anlaşıldı. Demet, hatırlarsın bu Lucas Paqueta ile Fulhamlı, bir de Betisli Luis Enrique geçen sene bir maçta aynı gün bilinçli sarı kart, aynı gün sarı kart görmüşlerdi. Tabii ki o anda kimse bilmiyordu ne olduğunu, fakat bu iki sarı karta Brezilya'da bir kombinasyon yapılıp büyük paralar kazanıldığı ortaya çıkmıştı. İşte İngiltere Premier Lig tarafı Lucas Paqueta işini soruşturmaya başlamıştı o olayın ortaya çıkmasından sonra ve Lucas Paqueta'nın tam 4 maçta bilinçli sarı kart gördüğünü tespit etmişler ve bunu açıkladılar geçtiğimiz gün. Efe açıkladı bunu. Efe'nin açıklamasından sonra Lucas Paqueta buna itiraz etti ama ayın 3'üne kadar, yani Haziran'ın 3'üne kadar bir savunma süresi var. Ondan sonra da cezası açıklanacak ve Efe'yi yaptığı açıklamada, yani İngiltere Futbol Federasyonu o tarihe kadar başka hiçbir açıklama yapmayacaklarını söyledi. Gerçekten böyle bir şey varsa ve suçluluğunu kanıtlıyorlarsa çok kötü bir şey. Bir futbolcunun şike yapması ve bahis şikesi yapması hakikaten kötü. Umarım doğru değildir ama İngiltere Futbol Federasyonu çok emin bir açıklama yaptı. Bakalım bu açıklamadan sonra verecekler ceza ne kadar olacak. Ben yani bayağı bir hak mahrumiyeti cezası muhtemelen alır diye düşünüyorum. Diğer yandan da Luis Enrique Betisli, onun cezası da herhalde La Liga tarafından, İspanya Futbol Federasyonu tarafından soruşturuluyordur. Gerçi İspanya Futbol Federasyonu şu sıralar çok karışık. Bunu soruşturuyorlar bilmiyorum ama öyle de bir durum var. Peki, cezalar gelince yine zaten siz bize bunları aktarırsınız, izleyenlerimize. Tabii ki. Bir diğer konu başlığımız, İngiltere'de hükümetin kulüpleri kontrol planı erken seçim nedeniyle şimdilik rafa kalktı. Evet, İngiltere hükümeti kulüpleri böyle mali açıdan çok fazla para harcamamaları ve diğer yandan da böyle Avrupa Ligi projelere katılmamaları için puan silme cezası gibi yaptırımlar düşünüyordu. Ve bunda da kararlıydılar. Buna Premier Lig'den itirazlar geliyordu ama hükümet bunu uygulayacağını belirtiyordu. Fakat İngiltere'de çok beklenmeyen bir gelişme oldu. Ve İngiltere hükümeti Temmuz ayının 4'ünde erken seçim kararı aldı. Erken seçim kararı almasıyla birlikte tabii ki bütün planlar, projeler rafa kaldırıldı. Şimdi bir erken seçim olacak. Yeni bir hükümet gelecek İngiltere'de ve bu yeni hükümet bu bir önceki hükümetin planını hayata geçirecek mi onu tam olarak bilemiyoruz ama şimdilik bu hükümetin kulüpleri kontrol olayı rafa kalkmış oldu. Evet. Bu gelişmeleri de tabii ki takip edeceğiz. 4 Temmuz'dan sonra yeniden herhalde yeni haberler ortaya çıkmaya başlar. Peki son bir dakikamız. Handball liglerinde kadın ve erkeklerde de şampiyonlar belli oldu. Şöyle hızlıca onları da sizden alalım. Evet, handball liglerinde şampiyonlar belli oldu. Handball güzel, zevkli bir spor. Ben de fırsat buldukça böyle önemli karşılaşmaları takip etmeye çalışıyorum. Kadınlarda Bodrum Yalıkavak şampiyon oldu ve erkekler Süper Lig'de de Beşiktaş kulübü şampiyon oldu. Beşiktaş handball'de üç büyükler içinde tek takımı olan kulüp. Evet. İnşallah diğer büyük kulüplerimiz de bu rekabete ortak olur ve onlar da handball takımı kurarlar. Ama Beşiktaş'ı da, Yalıkavak'ı da tebrik etmek istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Size güzel bir gün dileriz. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Evet, Dünyadan Spor kısmını da Hüseyin Özkök'le yaptığımız Skype bağlantısıyla beraber noktalıyoruz değerli izleyenler. Sabah sporuna noktayı koyalım. İkinci saat dilimimize 90+1'de dün neler konuşulmuş şöyle kolaj görüntüler ekranlarınıza gelsin. Sonrasında saat başında son saat dilimiyle tekrar buradayız.
Aspor ekranlarından herkese tekrar merhaba. Sabah Spor'una kaldığımız yerden 3. ve son saat dilimiyle devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz var bu saat dilimimizde. Mahmut Alparslan, hoş geldiniz. Hoş gördük, günaydın. Nasılsınız, nasıl başladı haftanız? Hamdolsun şükür bomba gibi. Seni sormalı, sen değilsin maşallah. Ben deyim, çok teşekkür ederim. Böyle Mayıs'ın sonları hep kupalar görüyoruz, evet, evet. Ya basketbolda, futbolda. Keyifli geçiyor. Voleybol, işte Avrupa kupalar sonlar yaklaştı mı? Evet, şimdi Şampiyonlar Ligi var. Zevkli oluyor. Bütün herkese, şampiyon olanlara, hepsine tebrik edeceğiz. Dilerim. Bizde de işte bal liginden tut, yukarı kadar bütün çıkan takımların hepsine başarılar diliyoruz. Yeni sezonda şampiyonluklar olanların hepsine, yeniliklerinde de başarılar. Aynen öyle. Hayırlısı olsun. Peki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasıyla başlayacağız değerli izleyenler. Siz de dün orada bulundunuz zaten, evet. Mahmut Alparslan. Birazdan oradaki gerçek heyecanı yaşadığınızı aktarmanızı rica edeceğim ama şöyle bir bakalım. Dün akşam neler yaşanmış? Hem statta hem üstü açık otobüste giderken oyuncuların görüntüleri de var. Ekranlarınıza geliyor. Evet, hem Trendyol Süper Lig hem de Süper Kupa kupasını dün Rams Park'ta kaldırdı Galatasaraylı oyuncular. Öğlenden sonra başlayan bir hareketlilik vardı zaten. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle bir yolculuk gerçekleşti. Tabii o sırada birçok taraftar araçlarla birlikte de gitti otobüs. Sonrasında Rams Park'a vardı. Rams Park'ta eğlence doruktaydı. Konserler oldukça keyifliydi. Drone görüntüsü ilgi çekiciydi. Evet, ben oldukça beğendim. O da keyifliydi. Sonra da kupa kalktı. Oyuncuların şarkılar eşliğinde gelmesi. Dün Galatasaray taraftarının en mutlu günüydü hocam. Siz de oradaydınız. Nasıl bir atmosfer vardı? Ya şampiyonluklar tabii her zaman için. Ondan sonra bu düğünü oluyor takımlarının. Çok güzel bir ambiyans vardı. Fakat esas ilginç olan doğduğu yerden hareket etti Galatasaray. Evet. Lisede ilk defa. Evet. Ben hiç hatırlamıyorum yani hep şampiyonluklara. Kutlamalara şeyden çıkarlardı, Florya'dan gelirlerdi. Ama doğduğu yerden, liseden çıkmaları, o da daha farklı bir şey düşünülmüş. Hayırlı olsun, güzel, ambiyans, herkesse taraftarlar, malum eğleniyorlar, zıplıyorlar, ediyorlar. Futbolcular, ha, futbolculuk çok farklı bir şey. Şimdi dışarıda onları böyle kelli felli görürsünüz, edersiniz ama forma veyahut deşortmanları giydiğiniz andan itibaren yani bir 10 yaşındaki çocuk gibidirler. Hakikaten öyle. Eğer bir de psikolojik işlere girilirse işin içine, tabii. Onların o şakalaşmaları çok farklı olur. Ya dün güzel bir kutlama. İyi, güzel bir düşündü. İyi düşünmüşler. Her şey çok güzel hazırlanmış. Tabii trafikten dolayı 19.05'te başlayacaktı ama takım tabii mutlaka aksaması. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Büyük bir metropol. Burası bir ülke. Ya güzel, her şey çok güzeldi. Şampiyonluk hep güzel olur. Yani aynen, hangi takım aynen. Olursa olsun. Tebrik edeceğiz. İki takım da tebrik etmek lazım. Zaten başka takım kalmadı. İki takım aldılar götürdüler. Geri kalanları biliyorsun 40 puana yakın bir fark vardı arada. Sadece hep iki takım konuşuldu. İyisine, doğrultusuna, yanlış yapıldı. Yok hakem oldu, yok başkanlar, yok yöneticiler derken sezonu bitirdik. Evet. Şöyle ikisini de değerlendireceğiz zaten birazdan. Ekranda bir kırmızımız var, bunu da aktarmış olalım. Joe Worrell Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı değerli izleyenler. 27 yaşındaki İngiliz stoper siyah beyazlı takıma veda etti. Çok tercih edilemedi Necip ve Kolyon'dan daha iyi olduğu için. Bir de Beşiktaş kariyerinde golü var, bunu da hatırlatalım. Çaykur Rizespor'a atmıştı. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz. Yani kısa bir dönem oldu. Güzel bir İstanbul tatili oldu diyeceğim onu. İstanbul çünkü çok farklı bir şehir. Ya, diyecek bir şey yok. Futbolcular geliyorlar, bazısı çok seviyesi üst seviyede oluyor. Birden adapte oluyorlar. Bazıları da olamıyor. Olabilir. Söylenecek bir şey yok. Beşiktaş'ın futboluna da uygun değil. Türk futboluna da uygun değil. Bunlar sadece pozisyon oyuncuları. Öyle yetişiyorlar. Bize biraz ters şekilde geliyor. Koli gibi tarzdakilerini biz daha çok severiz böyle. Galiba, evet. Hayırlı olsun hem Beşiktaş için hem de oyuncu için. Peki devam ediyoruz Galatasaray'ı konuşmaya. Şimdi iki kupadan bahsettik. Bir de kadın futbol takımının aldığı bir kupada dün yine onların ellerinde havalandı. O görüntülerde oldukça keyifliydi. Şimdi Galatasaray'ı şöyle biraz genel değerlendirelim hocam. Başarılı bir sezon geçirdi ama son dakikaya kadar o Fenerbahçe ile olan yarış bizim açımızdan tabii. Keyifli. Onlar açısından belki biraz stresliydi ama Galatasaray üzerinde böyle öne çıkardığınız noktalar neler oldu sezon içerisinde? Bu kupanın arkasında yatan nedenler neler sizce? Çok etkenler vardır, mutlaka çok vardır. Esas Flora'yı çok iyi bilmek lazım. Ama belli yani, yüzlerden belli. Hal ve hareketlerden belli.
Florida her şeyin düzgün yapıldı. Zaten ben her zaman burada vurgularım, orayı da çok iyi bilenler birisi olduğum için. Florida her şey iyi gidiyorsa sonuç hep şampiyonluğa gider. Hani oraları kovalarsınız, evet, şampiyon olursunuz. İki sezondan beri her şey optimal gidiyor Galatasaray için. Söylenecek bir şey yok ama ikinci devre Galatasaray biraz daha iyi mi, çıtayı yükseltti oyun olarak da, performans olarak da. Fakat şampiyonluğun ana nüvesine gelirsen neresi dersen, ben hep söylemişimdir, söylemeye de çalışmışımdır, Kasımpaşa maçıdır. O maçın alınması son saniyede. O Vinicius'un gol attığı, evet, Kasımpaşa'ydı. Evet, son saniyede vurdular, önüne düştü, o, evet, da değerlendirdi. Ne oldu? Size şampiyonluğu getiren bir oyuncu olarak hep kalır anılarda. Böyle maçlar zaten sezon içinde çok farklı maçlar çıkarabilirsiniz. Gerek şampiyonluğa inen veyahut da düşme oynayan, öyle bir maç gelir ki herkes gitti bir maçlar. Yani beraberliği yakalasak yeter dersiniz ama birisi çıkar oradan, işi bitirir, hiç ummadığınız bir oyuncudur. Orada da tabii Okan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Bütün hepsini çıkardı orta sahaya, olduğu gibi forvet attığına. Yani bir yerde futbol şansı size yardım edecek, bir yerde oyunu iyi okuyacaksınız. Zaman zaman hatalar, yanlışlar yok mudur? Vardır. Çünkü tekrar söylüyorum, biz iki takımı hep fixlendik, hep oraya odaklandık. O kadar çok büyük bir puan farkı çok, oldu tabii, ki. Onun için oradaki en ufak detayları bile irdelemeye baktık. Yani işte hocaların söylemleri, yöneticilerin söylemleri, oyunlar, o giren miydi, bu çıkar mıydı, bu böyle mi olurdu, bunu geç yaptınız, bunu eğri yaptınız derken sezonu bitirdik. Yani iki takımla biz çok fazla uğraştık. Genel konuşuyorum bu. Gerek görsel gerek yazılı medyada. Evet. Ama başka çaremiz yoktu. Çünkü diğer takımlar yok. Yarışın içinde değiller. Evet. Mesela 3. Trabzonspor'la Galatasaray arasında 35 puan yani var. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi hiç olmayan ve düşünülmeyen bir Beşiktaş futbol olarak çok kötü bir sezon yaşıyor. Geçiyor taraftarlarında ama bakıyorsunuz 100-200 milyonluk bir transfer yapmışsınız, kupasız da kalabiliyorsunuz. Evet. Beşiktaş alıyor, götürüyor Türkiye Kupası'nı. Ben diyor buranın patronuyum dedi Türkiye'ye. Futbolda bunlar var. Sadece yaptığınız transferlerle gitmiyor. O sezonu iyi götürmek lazım. Ve öbür tarafta dedik ki hep iki takımı da tebrik etmek lazım. Bize sezon sonuna kadar İyi bir finish yakalattılar yani. Hep acaba olur muydu? Son dakikada o puan kaybedebilir mi? Buradan kazanılır mı? Hep bunlarla gidildi. Son anda Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye mağlup olması evinde. Onu soracaktım aslında size. Oradan sonra acaba neler değişti? Çünkü oyuncular ve açıklama yapanlar da kabul etti o maç öncesinde biraz rehavet olduğunu. O maçtan sonra acaba neler farklı yapıldı? Dursun Özbek bile seçimi ikinci plana atıyoruz. Her şey şu anda Florya'da şampiyonluk için dedi mesela. Ya, şimdi o maçı rehavetin nerede? Bak tekrar söyleyeyim. Çarşamba günü ben idmandaydım. O gün başladı. Bunu gayet normaldi. Bu dünyanın hemen hemen her eri takımlarında görebilirsiniz. Evet. Ama öyle pasif bir idman değildi. Yani tabiri caizse bizim tabirimizde çatır çatır korokor bir idman yapıldı. Ben başından sonuna kadar izledim. Sonra da hocayla falan oturduk, konuştuk. Abisi de vardı, en büyük abisi. Beraberdik hep. Yani hiç böyle gevşeme falan yoktu. Ondan sonra iki gününü bilemem. Ama ben ilk günden bahsediyorum. O gün Fenerbahçe çok farklıydı. Yani şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a ver. Bilhassa 10 kişi kaldıktan sonra. Evet. Burada Galatasaray 11 oynanırken bir başta Fenerbahçe iyi başladım. Ondan sonra Galatasaray oyunu ele aldı ve gidiyor. Yani oyuna hakimler, Fenerbahçe'nin belli oldu kontratak oynayacağı, çekip rakibi ama o 10 kişi kaldıktan sonra da tamamıyla Fenerbahçe sanki 12 kişi oynuyor. Evet. Böyle bir performans gösterir. Tam tersine Galatasaray'da o gün hiç yoktu. Taraftarlar da sersin işte bunlar. Ya nasıl olur dediler. Şey değil. Yani şampiyonluk kaçacaktan falan hiç endişeli değillerdi de işte Fenerbahçe'ye mağlup olmak. Olursunuz abi. Olabilir. Bu futbolun içine var. Siz gidersiniz orada yenersiniz. Onlar gelir sizi burada. Önemli olan sonunda finişi kim getirecek? Aynen. Gene siz getirdiniz. Siz kazandınız. Peki karşı takımın genel olarak soruyorum. 10 kişi kalması acaba o takım için zaman zaman avantaj, zaman zaman da dezavantaj olabiliyor mu? Çünkü planlarınız bir anda değişiyor. Öyle de. 10 kişi kadar takıma bakacaksınız. Kim Okan kalıyor? Buruk mesela keşke 11-11 olsalardı farklı olurdu demişti. Zaten öyleydi. Öyle gidiyordu maç yani, dedi mi? İlk 5 dakika Fenerbahçe üstün gözüktü. Evet. Ki sahadayız, izliyoruz maçı. Ondan sonra da Galatasaray toparladı ve oyuna hakimiyetini götürüyor. Ta ki 21. dakikaya kadar. Fakat karşınızdaki takım farklı bir takım değil ki.
Fenerbahçe'den söz ediyorsunuz. Onlar da öyle bir oynadılar ki bugün biraz işte mimari diyoruz en başta. Fred'i koyduk, hep koyduk, evet. Bunu söyledik. Arkasından bütün takım, burada da Galatasaray yürüyerek oynadı. Yani oyuna içine giremediler. Giremeyince işte bir duran top zaten belliydi. Ya kontrataktan gelecek ya da öyle bir duran toptan gelecekti. Fenerbahçe kazandı. Hakkıyla bir kazanma. Hem de hakkıyla anasını haksız ederler ya. Aynen öyle. O şekilde. Ama sonuç ne? Sonuçta gene rakibiniz Galatasaray, ezeli rakibiniz, ebedi dostunuz gene şampiyonluğu kazandı. Yani tabirleri vardır Galatasaray'ı hep söylerler. Mayıslar bizim diye hakikaten gerçek yani. Mayıslar oldu mu, lider girdi mi Galatasaray Mayıslara? Vermiyor yani şampiyon olarak bitiriyor sezonu. Hı. Alkışlamak lazım, tebrik etmek lazım ve bilakis iki takımı da tebrik etmek lazım. Çünkü arkadan Fenerbahçe'nin kovalaması ensenizde hissediyorsunuz. Evet. Siz daha fazla efor sarf edeceksiniz. Burada da Galatasaray şampiyonluğu iten Fenerbahçe'nin arkadan kovalaması oldu. O da bizlerin yani işin içinde olanlar bunu ne demek istediğimi anlarlar. Çünkü arkanızda devamlı gelir. En ufak bir hatanız sizi götürür. Evet. Eğer düşünebiliyor musun? Fenerbahçe beraberlikler olmasa, 2 puanla gitmiş olsa Ali Samen'deki mağlubiyetini sizin son anda şampiyonluğu kaçırabilirsiniz. Evet. Yani o konuma getiriyorum. Konya'yı yenseydi. Yani burada da tabii biz bunları söylerken hem Galatasaray'daki futbol olarak doğrular ve yanlışlar, Fenerbahçe'de sevgili hoca da koyacak takkesini, nerede yanlışlar yaptım, nerede doğrular yaptım. Evinde kaybedilen puanlar var, beraberlikler var. Hiç kimse mesela Sivas'ı falan konuşuyor hoca da, sen Samsun maçını konuş. İkinci devre Samsun öyle bir oyuncu attı ki seni bütün tamamıyla oyuna hakim oldu. Son 2 dakikada da izlesinler, izleyenler. Kaleci uzanmasa 2 tane pozisyon var. Çok zor bir pozisyonu, kapalı pozisyonda 2 tane golü kurtardı. Hani bazı bir şeyleri iğneleyeceksiniz, hemen kendinize de bakmanız lazım. Oyunu çözmeniz çok önemli. Nasıl Fenerbahçe maçında Galatasaray oyunu çözemedi? Burada da bazı maçlar var. Teknik heyetinde burada. Sonra Galatasaray'ın en büyük şansı tabii sakatlık vermedi. Evet. Hiç, yani çok büyük sakatlıklar vermedi. Bu konuda Fenerbahçe'yle çok karşılaştırdık sezon içerisinde. Çok fazla. 30 mu dediler, 50 mi dediler? Öyle bir sakatlık periyodu geçirmişler. Çok fazla. Ve bu, uzun süreli sakatlıklar. Yani bunu da irdeleyeceksiniz. Bu neden bu kadar çok uzun süreli sakatlıklar oldu? Neyse. Çünkü her şeyde pozisyonda Fenerbahçe Galatasaray'a nazaran oyuncu bazında fazlalıkları var. Stopere bakıyorsun. 5-6 tane stoper var. Bekleri fazla, orta sahası var, forvet zaten fazla. Yani bu kadar sakatlık Galatasaray'da olsaydı belki toparlayamayabilirdi. Toparlayamazsınız. Nasıl toparlayacaksınız? Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Her mevkinin 2 değil, 3 tane adayı var. Evet. Ya mesela son maç, İstanbulspor'la oynanan maç bayağı bir eksik saydık yani, ve ben 11'e baktığımda gayet iyi gözüküyor dedim. Ya herhalde. Şimdi düşünebiliyor musun? King'im var, Batshuayi'm var, Ceko'm var, Serdar'ım var, İrfan'ım var, Cengiz'im var. Öbür tarafta Tadiş, say bitmiyor. Kentin, Mentin daha bir de olmayanlar var yani kadroda. Böyle bir kadrodun nasıl olması lazım, nasıl düşünürsünüz siz? Çok farklı bir yerde olması gerekir ama işte Türk futbolu biraz değişiklikler yaşatabiliyor size böyle. Peki. Burada çok büyük sakatlıklar yaşa, fazla verdiler. Onu da kendileri irdelemesi lazım. Başka yerlerde aramadan neden bu kadar bir sakatlıklar verdik onu da düşünmek gerekecek. Peki Okan Buruk'u konuşalım biraz da. Teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Takımla ne kadar bütün halinde olduğunu aslında o kutlamalarda bile görebiliyoruz. 2 kutlamada geçen senede bu senede omuzlarında Icardi vardı mesela. Evet. Güzel görüntüler bunlar. Bu sezonki şampiyonlukta en önde Okan Buruk var sanırım. Tabii. Hocalar her zaman için ön plandadırlar. Kötü gittiği zaman da en kötüsü sen olursun. Bunun ortası yok, maalesef yok. Onun ortasını bulamaz. İşte Aston Villa kupayı kaybediyor finalde değil mi? Hı hı. Ama hocasına 5 yıllık mukavele imzalı. İşte aramızdaki farklar bunlar. Evet. Onlar çünkü daha sabırlı. Diyelim ki sevgili hoca Okan Buruk şampiyon olmasaydı bu sezon ne olacaktı? Bayağı bir sorgulanacaktı hocam. Hem de nasıl? Öyle böyle değil. Ya biz böyle çünkü bunun ortasını bulamıyoruz ama futbol bu kadar basit bir olay değil. Peki İsmail Kartal şampiyon olsaydı sorgulanmaya devam edecek miydi? Sorgulanırdı. Şampiyon gene derdin gene ama gene sor. Biz buluruz bir şeyler buluruz. Bak biz, biraz evvel ne dedim ben? Bu kadar sakatlığın sebebini araştırmak lazım. Esas kaybettiği taraf orası. Oyun kurgusu olarak başladığı zaman Fenerbahçe'yi bir düşün. Nasıl bir tempoyla başladılar? O stoperlere falan. Hepsi oyunun içinde olanlar. Sonra ama o periyot düştü.
Yani ikinci devre bir bakabiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin en üst seviyedeki maçı Galatasaray maçı. Evet, Oyun olarak çok da. iyi oynadı O maç. seviyeyi hiç yakalamadılar. Hep böyle inişli çıkışlı çıktı. Oyuncu performansları da aynı şekilde. Burada tabii biraz farklı yerlere problem arayacağımıza, sorun arayacağımıza biraz kendimize bakmamız lazım. Kendimiz de esas münazarı yapıp ondan sonra kamuoyunda aydınlatmaya gidebiliriz ama maalesef işte taraftarlarımıza her tarafa bir şey şirin görünmek için farklı konuşabiliyorsunuz. Ben mesela sevgili İsmail Hoca'dan en başta şeyi beklerdim, meslektaşının tebrik etmesini beklerdim. Tam tersini İş tam tersine yaptı. gitti. Yani bunlar biz teknik direktörler, görev yapan kişiler için hiç Hoş değil. hoş değil, hoş gözükmüyor. Erdemliktir bu. Tamam, kardeşiniz sizin, ufak sizden de. Ama şampiyonlukla bitirmiş yani. Bir tebrik edersiniz. Ondan sonra ne söyleyeceksiniz söyleyin siz Evet. gibi. Ama maalesef onu göremedik. Hep kendine pay biçti. Ben yaptım dedi. Ben etmem ama sen yaptıysan işte Fenerbahçe'nin bu kadrosu emin ol yani belki son yılların en iyi kadrosu. Çok alternatifli bir kadro. Tabii. Gene yarışın içinde kaldı ama tabii daha farklı olması lazım. Peki gol kralını konuşalım biraz. Ekranlara bir haberi getireceğiz ilk önce. Galatasaray'ın Arjantin yıldızı Mauro Icardi Süper Ligi 25 golle tamamladı ve gol krallığını da ilan etti. Evet, Süper Lig'in gol kralı da Galatasaray'dan Mauro Icardi oldu. 25 gol kaydetti sezon boyunca. Bir ara Edin Dzeko'yla bayağı bir yakınlardı ama son haftalarda Edin Dzeko'nun da performansının düşmesi, Batshuayi'nin 11'de başlamasıyla beraber Icardi o açığı hemen kapattı ve fark atmış oldu. Edin Dzeko'ya neler söylersiniz Ben Icardi ile önce ilgili? buradan bir Galatasaray taraftarı var Almanya'dan bizi izliyormuş Bilal Kurt Werder'dan Dortmund'da yakın bir yer çok ufak bir kasabadır 17 bin filandır onlara da selam Selam buradan söyleyin teşekkürler vallahi ne söyleyeceksin iki tane oradan. Avrupa'nın dünyanın tanıdığı iki tane golcü ülkemizde Evet. barındırdık ikisi de gol krallığına gitti ama ne var ki şampiyon takımdan gol kral çıktı. Artı asist kralı da oradan Evet. Galatasaray'dan Mertens. Ha, yarışma güzel Böylesi mi? daha büyük yankı uyandırıyor. Geçen yıl hatta tam tersi olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ener Valencia gol kralı Evet. olduğunda Galatasaray şampiyon olmuştu. O zaman mesela Ener Valencia şampiyonluk olmayınca çok fazla konuşulmadı. Ama bu işlerde de tarih Şampiyonları giden hep konuşulur, şampiyonluğu şampiyonlar yazar. Yani yazar. şampiyonlar o dönemin yöneticileri, başkanları, hocaları, takım onlar Evet. tarihte geçer, yerini alır. Siz istediğiniz kadar puanları toplayın ama ikincilik sadece ikincilik olarak kalır. Yani, final oynarsınız diye atıyorum Şampiyonlar Ligi finali falan o vakit tamam farklı bir konusunuz ama liginizde, kendi liginizde oynadığınız ikincilik, üçüncülük hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Şampiyonluklar önemlidir. Burada da biz yeni sezonda daha farklı bir takımlarımızı beklememiz lazım. Bu kadar iki takım meydanı boş bulmasınlar. Boş bulduğunuz zaman işte olmuyor. Öbürleri de zorlayacaklar. Burada bu sezon böyle geçti. Ama biraz evvel işte izledim dünkü şeyi Erman Hoca ile Ender'i. Ne dedi? 29 tane topu direkten dönmüş. Ama düşünebiliyor musun? Çok büyük bir rakam bu Evet, 29 evet. veyahut da 30 neyse. Aynısını Batshuayi Beşiktaş'ta yaşamıştı. 21 mi 24 topumuna direkten dönen bir oyuncuydu. Ki onların yarısı alsa gol kralı Evet. olacak. Yani Beşiktaş daha farklı bir konumda olurdu. Ama futbolun içinde bunlar var. Bunlar aklarla vaklarla değil. Tekrardan söyleyeyim. Yukarıdaysınız, en tepedeysiniz. Siz en iyisisiniz. O ülkenin hangi ülkenin takımıysanız. Başarılı siz oluyorsunuz. Bu Asist tabii... kralı da Galatasaray'dan Efendim? çıktı. Mertens'e de bir parantez Tabii açalım. Asist Mertens'te. kralı da Galatasaray'dan. Yani asist ve gol kralı buradan ama önemli olan şampiyonluk. Yani gol kralı Ama bu olursun. performanslar Tabii şimdi sayesinde performans ama o oluyorsunuz. seviyeye geldiğiniz zaman takım performansı hepsi. Nasıl biz hep Fenerbahçe takım performansını övdük, Galatasaray'ı övdük ki bunların bu performansların, takım performanslarının iyi olması sizi seviyeleri. Ama bu takım performansının içinde de ferdi yetenekler de, şahsi performanslar da çok önemli. Kişisel performanslar. Bunlar da işte hep zirve ne oldu? Galatasaray sonradan açıldı. Evet. O sezon başındaki aldığı transferlerden fazla katkı bulamadı. Oynatmak istediler ama verim alamadılar onlardan. Bu sefer Galatasaray'da farklı bir boyut geldi. Bir barış faktörü çıktı. Geçen Evet. sene Kerem faktörü vardı. Ki bu sezon beğenilmeyen Kerem'in 15 gole yakın bir golü var.
O civarda 15 veyahut da o civarda bir golü var. Asisti var. Ona yakın asisti var. Zaha'nın ona yakın golü var. Asisti ona yakın. Yani düşünebiliyor musun? Bunlar beğenilmeyen performanslar. Bir de bunlar beğenilmiş olsa kim bilir nerelerde olacaklar. Ama gene bir parantez açalım. Bu teknik direktör başarısıdır. Stoperleriniz yok. Berkan'ı çıkardınız, oynattınız. Evet. Sol bekiniz yok. Berkan'ı çıkarttınız. Daha Berkan yokken Barış'ı oynattınız. Sağ bekte oynattınız. Sağ açık oynattınız. Sol açık oynattınız. Santrofor oynattınız. Bir oyuncu. Bakın bir oyuncudan bahsediyorum. Ama burada işte tekrardan hem takım oyunu artı oyuncunun kendi kişisel performansı ve tabii burada da hocanın faktörü var. Bir de o bölgeler için lider oyuncular transfer ettiniz aslında vardı. Siz mesela. Zaha'yı aldınız, yani, Ziyech'i aldınız. Ziyech sonradan çıktı ama Ziyech ne zaman sonradan çıktı? Rakibiniz sizin çok çok aşağınızda olduğu zaman rolar diye gözüküyor. İşte Fenerbahçe bir geldi karşınızda Ferdi var. Evet. Kaldınız. Bir de bunları bunda yatırmak lazım. Doğruya eğriye eğriye doğruya doğru. Demek ki sadece top geldiği zaman alayım döneyim boş alanlarda vurayım da ama onun da katkısı oldu mu Galatasaray'a? Oldu. Tabii oldu. En önemli noktalarda hem asistinle hem uzaktan vuruşlarında ki bu bildiğimiz Ziyech Hakimi. Ama sezon boyunca bütün performans olarak fazla yetmedi. Bunu da Okan Hoca da biliyordu ama kullanmak evet. istedi. Yani çok oyuncularından transferlerden verim alamadı. Buna rağmen yine Okan Hoca ne fazla sakatlık verdi ne fazla oyuncularında da problem yaşadı. Olayı götürdüler ve zirveye de kondular. Peki Muslera diyelim bir de. 7. lig şampiyonluğu, 17. kupa zaferi. İnanılmaz bir kariyer. Galatasaray'ı çok seviyor, İstanbul'u çok seviyor, hep bahsediyor. Türkçesi de bayağı iyi bence. Konuşmaz ama. Çok fazla konuşmuyor ama hemen her şeyi anlıyor. Ama şimdi bir şey yanlış çıkar ağzınızdan, onu farklı yerlere çekersiniz. Yabancılar evet, da bunu normal kabul etmek lazım. Peki, Muslera başlı başına bir takım yani geldiğinden beri hep anlatırız işte 2011'den beri. Onda da bir gol yememe rekoru var en çok o maçta gol var, yememe. O da var sakatlıklardan iki kere sakatlıklardan döndü ve hemen olaya tekrardan vakıf oldu kendini toparladı. Şey çok iyi yani arkadaşlığı takım yani bir de çok iyi çalışıyor bak daha hala çalışıyor. Herkes çok söylüyor bunu en disiplinli kişi ya, diye. Canlıyım yani yaşayan birisiyim ya, geldiğinden beri ben işin içindeyim biliyorum gelmesinde de bizim payımız var. Şu kadar da olsa var esas Sayın Bülent Tulun'dan. Onun bu Lorixana'nın olayını getirince İtalyanlarla da ilişkileri çok iyidir. Bizler de bunu konuşup işte taferel maferel her şey bitti. Ama iyi ki de gelmiş ama bana sorarsan gene taferel derim ben. Taferel çok farklı. Taferelle hiç kimse aynı seviyeye koyamaz. Taferel çok farklı bir ya dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani böyle bir kaleci ama tabii Muslera'nın bizim ligimizde ve Galatasaray'da gösterdiği performans onun devamlı çok fazla sakatlıklar yaşamadan hep kupaların içine takımla birlikte takım kaptanlığı hani artık abi. Evet, ona abi de hitap ediyorlar zaten. ve şeyde Florya'da yani derler ya 7'den 70'e herkes de sıcak kanlılı. Muslera bir sezon daha gidiyor. Onun için dedi bir şampiyonlar dün sordular ona Şampiyonlar Ligi'ye falan. Onun için de 1+1 uzattım diyor. İnşallah ama Şampiyonlar Ligi'ni biz biraz çok fazla abarttık. Çok fazla. Yani bekleyelim yeni sezon. Transferleri bekleyelim. Ona göre kim gidecek kim kalacak. Her şey konuşmak için çok peki. erken. Çünkü biliyorsun şu daha çok isimler çıkacak ama kısıtlı yabancımız var. Peki bahsettiğin zaman Şampiyonlar Ligi'ne de şöyle bir giriş yapalım. Çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu iki takımın karşılaşacağı muhtemel rakipler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Şampiyonlar Ligi playoff turundan katılacak Galatasaray 20-21 Ağustos'ta karşılaşmalar başlayacak. Güzel de bir zaman var aslında aynen. hazırlanmak için. Fenerbahçe açısından da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlıyorlar. Onların da 23-24 Temmuz tarihlerinde başlayacak maçları. Şimdi Galatasaray sadece playoff maçına çıkacak. Şu an için kesinleşen iki rakip var. Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ve Sırbistan'dan Kızıl Yıldız ama Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Shakhtar Donetsk direkt olarak gruplara kalıyor. Galatasaray'ın rakipleri arasından çıkacak. Bu iki rakibi düşününce
Bence güzel bir transfer dönemi geçirir Galatasaray. İnşallah. Bütün iki takım için de tabii. Önce buradan Murat kardeşimize selam. Denizli bizi seyredenmiş ekip olarak. Hepsine selam buradan Denizli'ye. Ya şimdi öyle bir şey ki Fenerbahçe'nin mesela Temmuz Avrupa Şampiyonası bitecek. Giden oyuncular gelecek, tatil yapacaklar. Ne zaman sezon açacaksınız? Galatasaray'da da aynı şekilde ne kadar Ağustos olsa bile gene de bir periyot var. İlk periyotta çoğu oyuncular olmayacak. Türk oyuncularımız. Yabancılardan da varsa onlar da olmayacaklar. Bir turnuva bittikten sonra gene bir tatil süreciniz var. Ligin başlamasına denk geliyor Galatasaray'ın playoff'u. Hiç olmazsa herhalde bir iki maç falan oynamış olacaksınız. Bir lig temposunda olursunuz ama bizler hep biliyorsun sevgili Demet. Yani işte bir 8 haftayı bekledim ben derken böyle. Hep onlarla kendimizi avutuyoruz. Şöyle bir lige başladığımız zaman gümbür gümbür baştan hiçbir ekibimiz yok. Yani siz alıp öyle götüren hiçbir hep 8-10. Fenerbahçe bir gümbür gümbür başladı ama bu sezon değil mi? Evet başladı. Onlar geçen sezon da öyle başladılar. Geçen sezon da öyle başladılar. Ama sonlarda bir şeyler oluyor yani bilmiyorum ya. Doğru giden bir işte illa ki bir yanlışlıklar çıkıyor ortaya ve sonunu getiremiyorlar. Vallahi bilmiyorum Demet, yani bir transferleri görmek lazım. Geçenlerde seninle konuştuk, kimler gidecek, kimler kalacak, kısıtlama 12 yabancı, evet. 11 oynatabileceksiniz. Biraz daha Türkleri elde tutmaya çalışacaklar değil mi? Burada kimlerle, hangi yabancılarla tutacaksın? Hocam Kerem mesela bir böyle ayrılık mesajı gibi bir açıklama yaptı. Ya yok, ben daha hiçbir şey yok öyle, daha onlar beklemek lazım. Çok erken çok her şeyi konuşmak. Çok duygusal geldi bana Kerem bu kutlamalarda. Olur tabii ki. Ondan böyle kendi beklentisi farklıydı. İstediği beklentiler çıkmadı. Mesela bu sezon Flash kim? Galatasaray'dan çıkıyoruz ya da. Barış. Flash oldu. Geçen sezon kimdi? Kerem'di. Kerem Aktürk'tü. Fenerbahçe'de kim var dersen bence gece gündüz Ferdi derim. Yani hakikaten çok farklı oynuyor. Tabii yabancılardan değil, biz kendi topçularımızdan çıkıyoruz. Türklerden. Ferdi Türkiye'nin en iyisi. Bu da gerçek. Öyle bir oyuncuya sahip olduğunuz zaman 2-3 pozisyonda size oynayabilen bir oyuncu, aynı Barış gibi. Evet. İkisi de çok farklı performans. Şimdi Barış'ın bir farklı bir şeyini gördük. Milli takımda o tarafta bir sıkıntı olmuş olsa oynatabileceksin onu. Montella'nın elini de güçlendirdi. Yani şöyle bekleyelim her şeyi Demet. Çünkü transferlerimiz bir görelim netleşsin. Elinizde çıkaracak oyuncularınız hangisi? Ondan sonra daha iyi konuşabiliriz. Ama inşallah iki takımımızın da bir turları atlayabilecek takımlar çıkar da Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla katılırız. Yani o şansımız var, yakaladık onu. Evet. Ama burada şeyi göreceğiz. Şu resmi görelim. Kaç tane takımı ne kadar bozacaklar? Galatasaray geçen sezonu takımı bozmadı. Üzerine eklemeler yaptı. Yine aynı performansını sergiledi. Yine amaç bu bence şu anda değil ama mi? Ama öyle olması lazım yani. Şimdi siz 7-8 tane gönderin, tekrardan 7-8 tane alın. Sadece kendi liginizde belli bir yerlerde oluyor. Tabii, oluyorsunuz veyahut da olmuyorsunuz. Ama üzerine kattığınız zaman kendini birbirlerini tanıyan oyuncularla kuruldu olduğu zaman işte bunlar geliyor size. Hani belki 2-3 maç performans düşük oluyor ama tekrardan toparlıyorlar kendilerini. Tabii. Burada Fenerbahçe'de bir parantez açmak lazım. Onlar da yeni bir takım kurdular. Çok üst seviyedeki ayaklar geldi. Onlar da hiç sırıtmadan patır patır gittiler. Bence de. Sezon sonuna kadar tamam inişli çıkışlı oluyor bunlar ama. Bir takımın şampiyonu. İşte onun için beklemek lazım. Takımlarımız kaç kişilerle ayrılacaklar? Ana kadrolardan giden olacak mı? Transfer teklifleri mutlaka vardır. Bir yerlerden geliyorlardır. Bilmediğimiz konularda da fazla yorum yapamayız. Çünkü çıkacak işte o gidiyor, bu geliyor. Onu gönderiyorlar, onu bu istiyor. Bunlar her transfer döneminde yaşadığımız olaylar. Şimdi Fenerbahçe'ye de geçmiş olalım bu vesileyle. Ferdi'den bahsettiniz. Mesela Kerem dedik orada gitme ihtimali yüksek olan. Bence Fenerbahçe için de en yüksek gidiş sanki Ferdi'den gelecek gibi. Olur tabii, Ferdi'nin gideceği takım önemli. Ya hep şampiyon olup öyle gitmek istediğini söylüyordu. Tabii bir sene daha kalır mı? İnşallah nasip olur ona da. Ama bakalım. Ferdi'nin de 5-6 sene oldu Fenerbahçe'de tabii. Uzun süre oldu. Sayın Ali Koç'un geldiği dönem kokuyla başladılar ilk. Tabii 6 sene oldu. 6 seneyi bitirdi. 6 sezon.
Daha çok ufak. Bu kadar başarılı olup şampiyonluk yaşayamamak onun kariyeri adına da tabii. Vallahi üzücü. Sezonu futbol hayatını bitiren var öyle, çok şampiyon olmadan başarılı sezonlar geçiriyorsunuz ama şampiyonluğu görmüyorsunuz. Çok var öyle. Onun için ama Ferdi tabii çok ekstra, bir de tabii futbol fundamentali Hollanda olduğu için menşe bazı şeyler oturtmuş ama bek olarak biz Ferdi hiçbir zaman için düşünmemiştik. Onun da hep söyleriz mimarı Victor Pereira. Hem Samuel'in hem de Ferdi'nin onunla başlayan bir serüven ve buraya kadar geldi ve çok başarılılar. Peki takım içerisinden devam edelim. Orada da Joshua King sarı lacivertli takıma veda etti değerli izleyenler. Dün sosyal medya hesabından bir yazı paylaşmıştı. Biraz da duygusal aslında, istediklerini yapamadığından çok fazla bahsetti. Bu bir veda değil çünkü destek olmak için ben tekrar geri geleceğim dedi. Ya çok sakatlık yaşadı. Evet, şanssız bir şey. Esasında ismi geçti ve transfer olduğu zaman çok güçlü bir oyuncu alındığını bahsetti. Nasıl Zaha'dan hep söylediysek. Tabii. Yerine göre aldın, yerine göre, ama King de o şekilde. O da hakikaten bizim ligimiz için üst seviyede bir oyuncu. Ama onlar bilemiyorsunuz, sakatlıkta şey aynen gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Ne futbolcu, ne hoca, ne kulüp olarak. Aklar vaklar diyorsunuz ama olmuyor işte. İki maç oynuyorsunuz, ondan sonra beş maç yoksunuz, altı maç yoksunuz. Bu da hani değil, kavun değil ki. Bunları bilemezsiniz ama geçmiş sakatlıklara da çok iyi bakmak lazım. Ne kadar süreçler atmış. Ona göre de oluyor bunlar transferlerde maalesef, şükür. Peki, şöyle taraftar konusuna da biraz gelelim. Fenerbahçe camiası tabii takımları ikinci oldu ama rekorlarla ikincilik yaşadılar. Bunu şöyle sizinle gurur duyuyoruz pankartıyla son maç sonunda takıma sundular. İsmail Kartal da öğrencilerini tabii tek tek tebrik etti. Hep söylüyoruz, yine şampiyonları konuşuyoruz ama Fenerbahçe'nin de bu sezon üzerinde hakkını vermek lazım. Ha, mutlaka zaten her yorumlardan anlatışımızda burada haklı isyanın dile getirdim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Senle de yaptık. Haklı dedik isyanlarında. Tabii. Hepsini konuştuk. Bu futbolun cilveleri. Bazı yerlerde işte bizlerin hataları oluyor. Oyunu okuyamıyoruz veyahut da farklılıkları bulamıyoruz. Oyun içinde oyunları geliştiremiyoruz. Bunları yaşıyoruz. Bunlar var ama sonuçta bir bakarsan biz artık bir şeylerin doğrusunu bulmaya gittik. Yani ikinci olan takımımızı da alkışlarla uğurluyoruz, sezonu kapatıyoruz. Olması gereken bu. Çünkü yarışın içindesiniz siz, devamlı gittiniz. Evet. Arada diğer takımlar gibi açık puan farkı olmuş olsa zaten orada 5000 kişi gelmez arasında. Hep kovaladınız, hep oyun içi. Kendi rekorlarınızı kırdınız ama rakibiniz sizden daha fazla rekor kırdı. Yani 102 puan şu anda belki biz göremeyiz böyle bir sezonu bir daha. İki takımdan da göremeyiz. Niye? Çünkü diğer iki takımımız, büyük takımlardan konuştuğumuz için onları, Trabzon ve Beşiktaş, yeni sezon bunları yaşatmayacak bize. Bu sefer farklı bir lig maratonu olacak. Evet. İşte esas bu, sizi bir yerlere taşıyabilecek. Onun için bir tekrardan söyleyeyim, iki takım da kendilerini rekorla egale ettiler ama rakibiniz, şampiyon rakibinizi Türkiye rekorlarını alt üst etti. Her türlü sevgili bireysel Okan Hoca'da. Bireysel performans özelinde, her türlü, teknik her türlü, direktör özelinde. Ama bu ne var? Tekrar söyleyeyim. Tekrar da arkanızdan geldi. Hep sizin arkanızda Fenerbahçe vardı. Evet. Ensenizdeydi. Siz de daha iyi olmak mecburiyetindesiniz. Daha fazla çalışıp daha fazla efor sarf ettiniz. Burada da tabii Galatasaray şampiyon olurken Fenerbahçe'ye de teşekkür etmesi lazım. Kovaladıkları için arkadan. Tabii ya, bunun çok büyük önemi var. Ben Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezondan hatırlıyorum. Çok erken şampiyonluklarını ilan ettiler. Olmuşlar. Mesela sonradan takımı bıraktı. Evet, ondan sonra da bir baktı 8 puanımına geldi. Öyle bir şeyler tabii oldu arkadan. Arkadan bir din gelmesi hep insanı. Yani onun için siz hep hazır olmanız gerekiyor. Ne antrenmanlarda ne maçlarda, taraftar olarak da yönetim olarak da bütün kitle takımların. Fenerbahçe'de bu konuda rakibini koşmaya zorladı. Daha fazla sprint yapmaya zorladı. Peki şöyle Beşiktaş'a da Mourinho ile birlikte geçmek istiyorum aslında. Fenerbahçe'yi de biraz Mourinho açısından konuşalım. Çünkü iki takım da bu hocayı istiyor ve Beşiktaş'ın üçüncü bir görüşme gerçekleştireceği söyleniyor. Fenerbahçe kısmında Aziz Yıldırım da tekrar bir görüşecekmiş Konferans Ligi finalinde. Ne olacak bu Mourinho mevzusu hocam? Vallahi ne olacak? Mourinho için güzel bir pazar. İki tane kulüp istiyorsa bunları. Evet. Burası 5 veriyorsa biri 7 verecek. Orası 7 veriyorsa burası 9. Herhalde öyle. Mourinho'nun bir kere kendi ekibi yani 8 ile 10 arasında. Kendi ekibi. Kendisini bilmiyorum artık. Ona göre kulüplerimiz de bunu değerlendirmesini iyi yapsınlar. Çünkü bir tarafta
ekonomik sıkıntılardan söz ediyorlar. O fiyatları belki 5 tane top çalabilirsiniz. Tabii Anladım. Kendi verecekleri Ama kararlar. Teknik direktör de önemli. Biz böyle işte Yesus'u getirdiniz. Yesus kimsenin hayır diyeceği bir ama olmadı hayır. mı olmuyor. Şimdi şampiyon Adam, oldu. Şey kupalarla şey dolu CV'si. Tabii kariyeri. Bütün şampiyonlukları kariyer ama Türkiye çok farklı bir iklim orası, futbol iklimi. Bir daha asla gelmez bence. Ya bilmiyorum, o geldiyse kadar bak çok renkli olur. Emin ol, gidip izlemek lazım onu. İzleyeceksin. Kulübede hakemlerle, futbolcularla, rakip takımla. Ben onu yapar mı bilemem ama mutlaka yapar. Çünkü onun içinde var. O tarzda birisi. Evet. Agresif birisi. Bilemem tabii. Renkli bir sima. Hem Avrupa hem dünya futbolunda iyi bir ses getirir. Hoca olarak Türkiye'ye gelmesi. Tabii. Hangi takımımız olursa olsun. Avrupa'dan ama da bizim ligimiz biraz daha yakın, markaja alınır. Ekonomik şartlar, isteyeceği topçular. Beşiktaş acaba bu durum sizce zorlar mı? Bilemem, her takımı yani hem zorlar. Hem Mourinho'yu bu kadar masraf yapmak, sonra onun isteyeceği oyuncular. Bilmiyorum, her takımı zorlar. Zorlamaz diye. Bir tek hocayı vereceksiniz, atıyorum 20 milyon küsur. Bir sezonda. Onun bir sezonluk atmayacak size imza. Ben de sadece afaki konuştum yani. 20 milyon dedim. Ekibinle birlikte daha fazladır da. Şöyle bir yazı okumuştum. Suudi Arabistan'dan da çok fazla teklif var. Mutlaka ve var. Çok yüksek teklifler. Ama en azından bir yıl daha Avrupa'da geçirip bir şampiyonluk yaşayıp sonra oraya giderim diye düşünüyormuş. Ya mutlaka vardır. Gönlünden kafasından geçenleri bilemeyiz. Bunlar hep ekonomik şartlar. Doymuşluk. Kaldırmadı. Kupa kalmadı bildiğim kadarıyla. Yani UEFA'yı da kazandı. Konferans kupasını da kazandı. Ne varsa onları aldı. Üç tane ise. Ama önce fiyatlar, ekonomik şartlar, isteyeceği sadece kendisinin değil, beraberinde transfer etmek istediği oyuncular. Kimler olacak? Bunlar bu da kimler önemli. Olacak? Peki, çok bir külfiyetli bir rakam. Türk hoca kısmında sizce hiç bir durum var mı? Yine mesela bugün Sergen Yalçın ismini gördüm. Şenol Güneş oldu. Defteri sanki biraz daha kapandı gibi duruyor. Ama ya, Nuri Şahin'i de hala duyuyorum. Ya bu Nuri, teknik direktör konusu çok Nuri'nin zor. Nuri'nin gelmesi zor. Onu bir tekrardan söyleyeceğim. Hala böyle mi düşünüyorsunuz? Ben de hala alayım. Nuri'nin ben gelmesi. Ben bir emin olamadım. Ben de Nuri'yi Dortmund'u bırakıp geleceğini istedim. Oraya 4 aylığına gitmez Nuri. Evet, bu konuda yani da onu da bir masaya yatıralım. Yani Nuri buradan Antalya'yı bırakıp gittiyse, tabii karşılıklı anlaşarak gittiler. Dortmund size teklif ediyor, oraya gittiyse 4 aylığına gitmezsiniz sezon sonuna kadar. O uzun vadeli kalacak orada. Yani şu anda Nuri'nin fazla kurcalamamak gerekir bence. Evet, bence de. Ama farklı Türk hocalarına, işte Sergen Hoca ile şampiyonluk yaşadınız. Apoleti var orada. Evet. Ertesi sezonu düşünmeyeceksiniz. Onunla yaşadınız ama ertesi sezon Sukutay'a doğdu. Yani hepsini evet. Masaya yatırmak lazım. Kolay değil bu işler, seçenekler. Zor bir sen toparladığına dönem. Göre bitirdik onları herhalde. Onları bekliyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür Eşik ederim. Eşlik ettiğiniz için. Değerli izleyenler, Sabah Sporunu bugünlükte noktalıyoruz. İyi sabahları, iyi haftalar, hoşçakalın.